Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi belediye başkanı CHP'li İsmail Saki Tuncel, evlere giren yılan vakalarını müdahale edecek sözleşmeli bir eleman aradıklarını açıkladı. Benim evime yılan girdi, gelin işte beni kurtarın. Benim de sonradan bilgim oldu. Bizim itfaiye gitmiş, giderken de zabıtanın bir tanesi demiş ki ben de geleyim sizden, ben demiş yılanı yakalarım. Gidiyorlar eve, diyor nereye girdi, işte şu odaya bakıyorlar, ediyorlar, yılan yok. Eşyaları çıkarıyorlar, gene yok. En sonunda süt koyuyorlar. Sonra birinin aklına geliyor, neyse benzin koyalım diyor. Benzini koyunca yılan benzinin kokusuna çıkıyor. Ve bizim zabıta da yılanı gidiyor, ensesinden yakalıyor. Yani herkes yakalayamaz bunu. Çok tehlikeli bir şey. Ben söylemezdim yani falan demem ama o kendi kendine buna alışkınmış. Bir yılanı da tutar bu arkadaş diyorlar. Gazetede, burada mahalli gazetede konu oldu. Resimleri çıktı. Daha sonra işte bunlar yayınlandı. Galiba zannedersem ulusal gazetelerde yayınlandı. Bu sefer hayvanları koruma cemiyeti, sokak hayvanlarını baktık bir gün bizim şeyi çağırdılar. Zabıtayı, efendime söyleyeyim, diğer görevli arkadaşları, savcı. Hakkınızda şikayet var, yılanı öldürmüşsünüz. Bu konuyu işleyen muhabir, gazeteci arkadaş da sizin gibi kamerayı almış, kamerada göstermiş yılanı demiş biz. Ne yaptınız? Canlı tuttuk, görünüyormuş yılan. Ne yaptık sonra? Götürmüşler, çaldık, ormanlık bir yere salmışlar. Daha yetmedi, savcılık takipsizlik kararı verdi. Dün yeniden bir yazı geldi. Bu sefer diyor ki BİMER aracılığıyla şikayet etmiş. Yılana iyi davranılmamış, iyi kötü muamele yapılmış, aynı öyle söylüyor. Kötü muameleden dolayı soruşturma açıldı. Adamın ifadesini aldık. Bir sayfa ifade. Neden yılana kötü davrandın diye. Şimdi yılan muamma oldu bir. Ve burası da kırsal alan sayılır. Bu arkadaş gitmek istememiş herhalde. Ercan Dinç denilen zabıta. Gitmez. Niye gitsin ki? Görevi de değil adamın bunu. Şimdi bize bir yılan tutucu lazım. Tabii evet. Bunun da bir ehliyeti olması lazım. Sertifikası olması gerekir. Nereden alınır bilmiyorum. Bir yani tane... size kadrolu bir yılancı lazım. Ha, yoksa gelecek bunları bu işe Orman Bölge Müdürlüğü'nde bir daire bakıyormuş. Gelip bunları yakalayacaklar öyle bir şey olunca. Ya da onları tutacaklar. Bilemiyorum artık ne yapacakları. Bu gibi zararlı hayvanları kendine ısıttırmadan, işte ona sokturmadan, zarar verdirmeden kendisine yakalayacak insan olacak. Personelinizin arasında aramışsınız, çıkmamış herhalde böyle bir yılancı. Yok, bir tane var. Bu da adam gitmiyor. Gitmiyor, o da gitmiyor. Ben diyor gitmem diyor. Yani ben diyor savcılığa gideyim, ondan sonra yeniden ifade vereyim, işte kaymakamlığa gönderin. Siz benim ifademi alıyorsunuz diyor. Benim bu üstte zaten sertifikam yok diyor. Ben diyor zabıtayım diyor, benim görevim değil diyor. Haklı, doğru söylüyor zaten. Doğru söylüyor da. Bunu bir de şikayet ediyorlar, biz adamın evine zorla girmişiz. Kim? Evinin giren sahip değil. Şey şikayet ediyor, hayvanları koruma. Derneğinin başkanı şikayet ediyor, adamın evine zorla girdi. Sana ne yani, adamın evine zorla girilmiş mi? Kendi çağırmış da yılandan kurtarmışlar, yakalamışlar. Sonra da araziye, ormanlık bir yere yılanı salmışlar ve bayağı da çok büyük, 2 metre boyunda bir yılan. Evet. Ya yakalayamasalardı, o eve kimse giremezdi bir daha. Şimdi bir ihbar olup gidilirse ne olacak? Yok. Yani evimde yılan var diyen olursa? Kimse gitmez. Kimse gitmez. Yok.